Bugün büyük devlet adamları yetiştiren evliyaların duasıyla yükselen küçük bir beyliği cihana hakim kılan Bursa'mızdayız. Milletimizin ulu çınarlar gibi Anadolu'ya kök saldığı yeşil Bursa'da sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gönüllerimize huzuru, hanelerimize bereketi getiren Ramazan ayımızı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin tüm İslam alemine, özellikle Filistin'de büyük bir zulme maruz kalan kardeşlerimize barış getirmesini diliyorum. Bu hafta aynı zamanda yaşlara saygı haftası. Böylesi anlamlı bir haftada, böylesi kıymetli bir eseri bizlere kazandırdığı için kıymetli belediye başkanımıza tebrik ediyorum. Kıymetli büyüklerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Güzel Bursa'mızın mutluluğunu ve huzurunu artırmak adına ülkemizin en özel projelerinden birinin açılışı için bir araya geldik. Osman Gazi Belediye'mizin şehrimize kazandırdığı çok kıymetli hizmetin açılış töreni için bir aradayız. Sosyal belediyecilikte zirve yapmış bir proje olan Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi BAREM'in huzur evini milletimizin hizmetine sunuyoruz. Aslında huzur evi daha önce açıldı fakat bugün ikinci ve üçüncü etabını açıyoruz. Hem huzur evi hem Alzheimer Demans Merkezi. Bu çok çok kıymetli. Türkiye'de hakikaten nadir eserlerden bir tanesi. Öncü ve vizyoner proje olduğu için ayrıca sizleri tebrik ediyorum. Bu kıymetli tesisi Bursa'ya kazandıran başta Osman Gazi Belediyesi olmak üzere emeği geçen işçisinden mühendisine, çalışanına, müdürüne ve belediye başkanına tebriklerimi sunuyorum. Milletimizin hizmetine sunduğumuz huzur evimizin Osman Gazi için, Bursa için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Bursa'mıza yeni bir eser kazandırıyoruz. Çok günler görmüş, çok tecrübeler biriktirmiş büyüklerimiz için yepyeni bir huzur evinin bugün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Merkezimizde huzur evi ve huzur evinin yanı sıra Alzheimer hastaları ve engelli vatandaşlarımız için çok yönlü bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunuyoruz. 500 kişilik kapasiteli merkezimizle Bursa'mızın dar acısı olarak görüyor ve bununla gurur duyuyoruz. Toplam 200 kişi kapasiteli 112 odamızı yaşlarımızın hizmetini açtık. Merkezimizde yaşlarımızın yanı sıra 300 kişilik kapasiteyle hasta ve engellilere özel bölümler oluşturduk. Özellikle Alzheimer ve otizm gibi uzmanlık gerektiren bakım süreçlerinde ailelerin sorumluluğunu paylaşıyoruz. Alzheimer Bakım Rehabilitasyon Merkezimiz Albam'da hastalarımıza bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunuyor, sosyalleşmelerine destek oluyoruz. Bunun yanı sıra merkezimiz için, engelli vatandaşlarımız için merkezimizde güvenli ve sevgi dolu bir yuva olmaya devam ediyor. 2022 yılında açılan Osman Gazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezimiz OBAM, hizmet alan kişilerin engel durumuna göre özel eğitimler veriyor. Ayrıca spor ve sanat etkinlikleriyle bedensel veya zihinsel bir engeli olan misafirlerimizin yaşam becerileri artırmayı hedefliyor. Burada ağırladığımız misafirlerimizi evlerinin konforunda, aile sıcaklığında bir hizmet sunuyoruz. Bunun için aileleri de hizmetimizin ayrılmaz bir parçası olarak görerek misafirlerimizin yakınları için özel alanlar belirledik. Ailelerle birlikte günlük 1000 kişi ağırlamaya hazır olan bu merkezde Bursa'nın huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak aileyi merkeze alan bir anlayışla böylesi önemli tesislerin sayısını arttırmak için tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kıymetli misafirler, yaşlarımızın ait oldukları sosyal ortamdan kopmadan, ihtiyaçlarını merkeze alan bir anlayışla sosyal politikalarımızı oluşturuyor ve uygulamaya koyuyoruz. Bu kapsamda 2016 yılında başlattığımız yaşlı destek programımızla, YADES programımızla yaklaşık 88 bin hanede 128 bin yaşlımızın sosyal bakımlarını gerçekleştirdik. Bugün itibariyle 38 bin kapasiteli 458 huzur eviyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşlı sakinlerimize hizmet sunuyoruz. Bursa'da da 13 bakım ve rehabilitasyon merkezimiz, 4 umut evimiz ve 10 huzur evimizle yaşlılara ve engellilere yaşayabilecekleri sıcak bir yuva sunuyoruz. Evde bakım desteğimizle Türkiye'nin dört bir yanında yaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu kapsamda Bursa'da evde bakım yardımından 16 bin vatandaşımız faydalanmaktadır.
Sosyal yaşam merkezlerimiz ve ücretsiz ulaşım imkanlarımızla yaşlılarımızın sosyal hayata aktif katılımlarına destek oluyoruz. Böylece 7'den 77'ye nesiller arası iletişimin güçlenmesine, toplumda sevginin ve muhabbetin çoğalmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra çalışmalarını tamamladığımız yaşlı profil araştırmasını 3 gün sonra yani 22 Mart'ta milletimize paylaşacağız. Bu araştırmanın sonuçları yaşlılara yönelik yürüttüğümüz çalışmaların ve politikaların geliştirmesine bize önemli bir yol haritası sunacak. Böylesi kıymetli büyüklerimizin hayatın üretken, sağlıklı ve saygın bir yaşam sürmeleri için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli misafirler, 22 yıldır ülkemizin umut dolu yarınları için çalışıyoruz. Milletimizden aldığımız güçle her türlü zorluğun üstesinden de geliyoruz. Şuna yürekten inanıyorum ki gücümüzün sırrı birlik, beraberlik ruhumuz, kardeşlik duygumuzu ve sizlerin dualarında saklıdır. Bu inançla Türkiye 100 yılı hedeflerimiz doğrultusunda tek bir kardeşimizi dahi geride bırakmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdini kutsal bir emanet gibi görüyoruz. Yeni dönemde de Mustafa Dündar başkanımızla Osman Gazi'ye değer katmayı sürdüreceğiz. 4. döneminde hazırlanan başkanımıza canı gönülden başarılar diliyoruz. Aynı şekilde Bursa Büyükşehir Belediye'mizde Ali Nuraktaş başkanımızla eser siyasetimize, hizmet siyasetimize ilk günkü heyecanla devam edeceğiz. Biz de bakanlık olarak her zaman başkanlarımızın yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakımızla Türkiye 100 yılını da Bursa'ya her alanda güçlü bir şehir haline getirmek için çalışacağız. 1 Nisan sabahı inşallah Bursa gerçek vericilik diyerek bu yolda ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Bu duygularla Barem Huzur Evimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için yaptığımız yatırımlarla belediyemize ait aile sağlığı merkezi sayısını 28'e çıkardık. Kaynaklarımızı halkımızla bölüşmeye devam ediyoruz. Somuncu Baba Gönül Fırını, Soğanlı Ahyevi ve Sevgi Mağazası gibi uygulamalarımızla ihtiyaç sahiplerimizin her zaman yanında oluyoruz. Merkezden kırsaldaki en ücra mahallemize kadar her bir bireyin yaşam kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması için var gücümüze çalışıyoruz. Yaşlılarımız ömürlerinin son demlerini aileleriyle birlikte mutlu mesut geçirsin. Ancak şunu da unutmasınlar ki Osman Gazi Belediyesi olarak kapımız her zaman onlara açık. Tüm ekibimizle birlikte onlara aile sıcaklığını aratmayacak bir ihtimamla hizmet etmeye her zaman hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle hizmete açtığımız iki merkezimizin de Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle 31 Mart yerel seçimleri şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Şimdiden Ramazan Bayramı tebrik ediyorum, size saygıyla selamlıyorum. Tekrar evliyalar ve padişahlar şehri, Osmanlı'nın ilk başkenti, Osmanlı'yı kuran şehir Bursa'mıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başta zat halinizi, çok değerli valimizi, çok kıymetli milletvekillerimizi, çok değerli kaymakamımı, çok değerli belediye başkanı arkadaşımızı, AK Parti ilçe başkanımızı, alanda bulunan tüm hanımefendileri, beyefendileri, kıymetli basın mensuplarını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sözlerimin başında kıymetli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii daha düne kadar, bundan 20-25 yıl öncesine kadar Türkiye'de belediyeler ne cami ne okul yapabilirlerdi ne de buna malzeme verebilirlerdi. Belediyecilik sadece yol, su, yeşil alan gibi klasik hizmetlerden ibaretti. Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah.